Çok sev beni. Lütfen çok sev. O kadar çok sev ki. Bu yaptıklarımın bir tanesinden bile utanmayayım. Babamın annemi hiç sevmediği kadar çok sev. Hadi Timur. Hadi. Ben sana hala çok kızgınım. Çok kızgınım. Ama bilmiyorsun. O adam kızımıza neler yapmış bilmiyorsun. Bizim kızımız neler yaşamış bilmiyorsun. Biz nerede hata yaptık? Neden bu kadar çok sevilmek istedi? Neden o adam onu sevsin istedi? Nerede eksik bıraktık? Neydi yanlışımız Timur? Telafi edeceğiz değil mi? Kızımız bize ikinci bir şans verecek ve biz hep beraber yaşadığımız her şeyi telafi edeceğiz. Biliyorum ben çok ağır konuştum sana. Haksızlık da ettim belki biraz. Öfkemi, acımı, çaresizliğimi senden çıkardım. Ama sana çok ihtiyacım var Timur. İhtiyacımız var. Kızımızın bize ihtiyacı var. Ailemizin bize ihtiyacı var Timur. Hadi aşkım. Ela yoğun bakımdan çıktı. Hayatta. Gevşe artık biraz. Kadın tependeyken nasıl rahatlayacaksın bilemiyorum ama. Biz kızımla çok iyiydik. Çok yakındık. Bana kısmadan önce iyileşti. Gözünü açtı. Ben şükrederken bile kızımla göz göze gelmemek için gözümü kaçırıyorum. Göz göze gelecek de bana yine öfke duyacak diye kızımın yüzüne bakamıyorum. Aşkım, çok abartıyorsun. İçmesem mi? Ya o da annesi gibi. Sen nasıl babasın derse. Beni niye koruyamadın derse. Bak bunlar hep Bahar'ın kafası. Çık şu kadının kafasından. Hem sen ne yapabilirdin? Babasın sen, Süpermen misin? Hem kız daha konuşmadı. Ne diyecek, ne anlatacak. Bakalım altından kim çıkacak bilmiyoruz. Ya o herif yaptıysa? Yani iki yudum alınca başa sarıyorsun Timur. Kadın ortaya bir taş attı, dünyayı karıştırdı. Onca parayı da cengaverlik yapıp kabul etmedi. Seni dolduracak tabii, ne yapacak? Ama ben mahkeme İlker Ilgaz suçudur diyene kadar bunca yıldır ekmek yediğin insanın arkasındayım. Ekmeğin boyutunu düşününce seni de anlıyorum tabii. Karın azıcık kafasını kullansaydı ekmek fabrikası yapmıştınız. 10 milyon dolar. Benim hastaneye gitmem lazım. Dur, unutmadan halletmemiz gereken bir şey var. Ne demek oluyor bu? Benim asistanım, benim sağ kolum Hale Hanım'la birlikte kol kola girip ceplerine de 10 milyon dolar koyup milletin kızına Amerika vatandaşlığı hediyesi vermek için gidiyorlar. Aklın neredeydi Banu? He? Ben oğlunuz değil. Sen oğlumun değil. Ilgaz grubun çalışanısın. Sen kimin tarafındasın Banu? Sizin.
Ben her zaman sizin tarafınızdayım. Biz demek. İlker Bey ya da Hale Hanım demek değil. Hale benim eşim. Çocuklarımın annesi. Oğlum... Oğlum... Tek oğlum. O da benim veliahtım. Soyumun devamı. Ama şirketim, Ilgaz Grup, benim varım yoğum, bizim kim olduğumuzu sakın unutma. Biz Ilgaz Grubuz. En baştan böyle konuşmamıştık, emin misin? Eğer bizim tarafımızdaysan, bizim kim olduğumuzu sakın unutma. Biz Ilgaz Grubuz. İsmail Ilgaz'a yakın kaynaklar, Acılı Baba'nın istifasının şirket tarafından kabul edildiğini belirttiler. İsmail Ilgaz'a yakın kaynaklar. Ta kendisi. Bu haber sitesi senin arka bahçen. Senin duyurmadığın tek satırı bile girmez bunlar. İstersen daha sonra konuşalım ha? Biz böyle konuşmamıştık İsmail. Adam istifa etmeyecekti. Bağlı adamı ayarlamıştı. İstifa yoktu. Ve biz bunu mahkemede kullanacaktık. Mahkemede karşı tarafa dışarıda o çok bilmiş slogancıları susturmak için kullanacaktık. Hı. Patron kızı dövdüyse babası neden hala bizden maaş oluyor diyecektik. Adam bünyemizde olduğu sürece şirket üçüncü sayfadan inmeyecekti. Ve şirketin ismi yeterince zedelendi. Şirket. 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 Şirket! Oğlun Hale. Oğlun şirketi yeterince batırdı. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğim. Bu 10 milyon doların rövanşı mı? Bunu beni cezalandırmak için yaptın değil mi? Mahkemedeki kozumuzu harcadın.